15 Temmuz gecesi karanlık gecenin şafağında demokrasi galip geldi ve Türk milleti aslında demokrasi için canını siper ederek sokaklara çıktı, bir direniş gösterdi. O direnişin gösterildiği noktalardan birindeyiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeyiz. Ben Melis Bakangöz ve bugün özel yayınımızda, 15 Temmuz özel yayınımızda sizlerle olacağız. Farklı farklı konuklarımız var ve konuklarımıza 15 Temmuz'un tüm detaylarını soracağız. Unutmamak için neler yapabiliriz bunu soracağız. Şimdi ilk konuğumuza dönmek istiyorum. Coşkun Başbuğ yanımızda, terör ve güvenlik uzmanı. Hocam şimdi neler hissediyorsunuz özellikle, onu sormak istiyorum. Çünkü 6 yıl oldu ve insanlar buraya akın akın geliyorlar bir yandan. Gözleri dolu dolu birçoğunuz. Siz neler hissediyorsunuz? Bizim de gözlerimiz doluyor Melis. Yani o kadar sorunla şu an üst üste oturdu ki. Bak, sela veriliyor. Ben 15 Temmuz deyince aklıma o selalar gelir. Çünkü selalarla bu millet toplandı bir araya. Evet. O selalar eşliğinde bu millet o kimi şehadet mertebesine, kimi gazilik mertebesine erdi. Ve şükürler olsun 80 milyon tek yürek Amerika'nın kurduğu tuzağı yerle bir etti. O nedenle bugün geldiğinde duygulanmamak, bugün geldiğinde o günleri anımsamak mümkün değil. Zaten eğer anımsamıyorsak tehlike ve tehdit. Çünkü meşhur sözdür, soykırımları hatırlamazsanız yine yaşarsınız derler. Şimdi aynı hesap, biz o günleri eğer unutur, geçmişte yaşanan olarak süngeri çekersek yarın bugün gene bize yaşatırlar maalesef. Zaten tam bu noktada aslında birçok vatandaşı da gördük. Çocuklarını alıp getirmişler. Burada bir yandan da 15 Temmuz Hafıza Müzesi de hemen yanımızda. Oraya da geliyorlar ve vatandaşlar özellikle geldiklerinde çocuklarını ellerinden tutup onlara tekrar tekrar anlatıyorlar bu geceyi. Siz de gördünüz sanırım. Kesinlikle. Çocuklar az önce büyük bir şevkle el sallıyorlar. Kolay gelsin. Biz de onlara gereken cevabı verdik. Zaten doğrusu da bu. Yani bu eğer bir milli bilinç, bu bir milli duruşsa, biz bu bilinci nesilden nesile aktarmazsak